Peki bir önceki dersimizde Edge modül içerisinde her kontrol için oluşturulan form kontrol objesini gördük ve tanıdık. Ve artık form kontrolün içerisinde bazı özelliklerin olduğunu ve kullanıcının input ile yaptığı iletişim sonucunda oluşturulan özelliklerin tanımlandığını öğrendik. Bu dersimizde ise bu özelliklere göre bir validation işlemi yapalım. Şimdi dedik ki input'a geldik bir required ekledik ve artık kullanıcı input'a en az bir karakterlik bir değer girmesi gerekiyor ya da min length ya da max length gibi değerleri de kullanabiliriz. Maksimum ya da minimum kaç karakter olsun gibi. Engine modulu ni product için burada kullandık. Çift taraflı bir bind işlemi için. Ve bunun validation alakalı alakası tabii ki şu anda yok. Ve burada bir tane template değişkeni tanımladık. Template değişkeni aracılığıyla ng modula ulaştık hatırlarsanız change event içerisinde. Artık bu change event, eventine de ihtiyacımız yok. Bunu da buradan alalım ve buradaki ilgili metodu da buradan silelim. Şimdi bunları kaydedip kontrole tekrar bakalım. Şimdi kullanıcı gelip buradan bir değer girmek istediği zaman biz bunu incele ilk başta ve incelediğimiz zaman bakın class kısmında form control Bootstrap içerisinden gelen bir kontrol bunu kendimiz ekledik ve onun haricinde ng modulun bizim için oluşturduğu belli özelliklere göre form control classına göre form kontrolü derken klastan bahsetmiyorum. NG modunun oluşturduğu input için bir form kontrol vardı. Konsola yazdırdığımız bir obje. Ve bu objenin bize sağladığı belli klaslar var. Yani NG pristine isminde bir klası eğer input'a ekliyorsa biz buradan anlayacağız ki kullanıcı input içerisinde henüz bir değer girmemiş. Sayfa render edildi. Sayfa karşımıza geldiği gibi şu anda herhangi bir değişiklik yapılmamış. Invalid ise demek ki şu anda bu kontrolün istediği değerleri biz bu kontrolü vermedik. Şu anda valid olmadı. Yani geçerli bir required şu anda yok. Invalid. Ya da ng touched yani kullanıcı gelip bu kontrol içerisine bir konumlanma yapmış. Peki konumlanma yapmayalım. Sayfayı tekrar yenileyip sayfa gelsin. Bakın burada untouch geldi. Yani kullanıcı henüz name ismindeki input'u ziyaret etmemiş. Peki ziyaret edelim. Bakın ziyaret ettiğimiz anda bakın buradaki NG untouched şu anda touched oldu. Peki neden touched özelliğine ihtiyacımız var? Şimdi eğer sayfa ilk geldiğinde untouched olarak bizim karşımıza geliyor. Tamam. Eğer untouched kullanıcı input içerisinde konumlanmamış bile. Dolayısıyla input için kullanıcıya bir validation mesajı ya da input ile alakalı örneğin bir kırmızı çerçeve eklemenize gerek yok. Çünkü kullanıcı da henüz input içerisinde konumlanmamış bile. Ve bir zorunluluk varsa, bir değer girme zorunluluğu varsa bu aşamada tabii kullanıcıya henüz ziyaret etmeden dolayı bu hatayı göstermememiz gerekiyor. Dolayısıyla biz şu anda bu klaslar için CSS klaslar ekleyip kullanıcıyı yönlendirebiliriz. Dolayısıyla burada dememiz lazım ki eğer kullanıcı konumlanmış yani ng touched olmuş ve aynı zamanda eğer invalid ise örneğin input'a kırmızı bir çerçeve ekleyebiliriz ya da sol tarafına kırmızı bir border. Peki kullanıcı gelse buradan örneğin bir A gibi bir değer girse ve bu durumda ng4 oluyor dikkat ederseniz. Yani kullanıcı içerisindeki değeri değiştirmiş bir değer girmiş. 4 ve aynı zamanda ng valid olmuşsa yani kuralları geçmişse bu durumda da yeşil bir çerçeve ya da yeşil bir border'ı sol tarafı input'un ekleyebiliriz. Peki gelip bunları yapalım. Şimdi bunun için gelip Assets içerisine bir tane Forms.css isimli bir dosya ekleyeceğim. Form CSS dosyasını gelip index.html'de tanıtacağım. Buradan link, buradan ise assets klasörü altında forms.css dosyası. index.html dosyası. zaten app geliyor. Hep de bizim zaten product component'i tanımlıyor. Peki Burayı kapatalım ve gir buradan CSS kodlarımızı yazalım. Dedi ki kullanıcı ng touched olmuş. Yani inputa konumlanmış ve ng invalid olmuş. Yani kullanıcı kontrolü ziyaret etmiş ancak ng invalid. Yani girdiği değerler kuralları yetmemiş ve burada ne deriz örneğin border left deriz ya da border deriz fark etmez. Örneğin 5 piksel kalın bir çerçeve olsun sol tarafta ve Buradan şöyle A 94 442 diyelim ve kırmızı bir border olsun. Peki aynılarını gelip kopyalayalım. Ve burada da ng 4 yani kullanıcı bir değişiklik yapmış form üzerinde ve valid olmuş. Bu durumda da yeşil bir border olsun. Örneğin 42 şöyle büyük harfle A 948 diyebiliriz. Peki kaydedelim. Bunları da kaydedelim. Ve formumuz geldi. Bakın formu şu anda konumlanmadığımız için şu anda herhangi bir CSS klası etkilemiyor. Girip name alanına dokunalım. Başka bir alana dokunalım. Bakın touch olduğumuzdan dolayı bakın burada kırmızı çıktı. Yani required alanını biz şu anda doldurmadık. Ve örneğin gelip buradan A gibi bir değer girelim. Başka bir kontrole gidelim. Bakın şu anda yeşil oldu. Peki gayet güzel. Bir sonraki dersimizde ise buradaki inputlara göre bir mesajı kontrolün altında kullanıcılara gösterelim.